Merhabalar, nasılsınız? Haftanın önemli bir günü olan 16 Aralık'tayız. Bugün iki şeyden dolayı önemliydi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ilk defa görev süresi ve aslında 4 yıl sonra bir Merkez Bankası Başkanı kameralar karşısına geçti ve 2021'e dair plan bir basın toplantısıyla açıklandı. Bu önemli çünkü sonuçta bir şekilde şu anlaşıldı ki artık Merkez Bankası şeffaf ve reel adımlar atmazsa bu işin sonu gerçekten kötü bitecek. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa işte destek vermişken de tam bu anda Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem 2021 döneminde nasıl bir plan izleyeceği faizler konusunda ve en önemli vurgu olan enflasyon konusunda. Çünkü şu anda halkta şöyle bir algı var. Dolar ve altın alımı devam etmeli çünkü enflasyon rekor seviyelere çıkacak. Algısını kırmak inanın bana göre bir seneden uzun süre alacaktır. Şimdi her videoyu açtığınızda iyi şeyler duymak istiyorsunuz. İyi bir haber vereyim. Altın yatırımcısı için şuraya sıçrayacak, şuraya fırlayacak diyeyim diyorsunuz ama inanın ben de sonuçta aynı benzer hikayeleri anlatmaktan biraz sıkılmaya başladım. Ama şimdi bugün artık resmen belli oldu ki yılın sonuna doğru 24 Aralık'ta bence %1 milyon faiz artışı gelecek. Çünkü neden? Biz bu insanlar, ekonomi yönetimi diyecek ki Merkez Bankası'nın planlarıyla paralel bir dolar kurunda bitmeli. Bugün Naci Ağbal'ın metinlerine baktığınızda da şunu görüyordunuz. Şunun altını çiziyorlardı. Enflasyonu düşürmek uzun vadede kur baskısı enflasyon üzerinde en etkili. Bizim için enflasyonu düşürmek için belli adımlar atılacak. Zorunlu karşılıklar ve gibi adımlarla likidite sağlanacak. Merkez Bankası bakın en önemlisi şu. Merkez Bankası dolar kurunun yönünü belirlemek için alma veya satma yapmayacak. İşte bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü biz her seferinde dolar belli seviyelerde durduğunda seviyeleri söylüyorum. 5.52, 6.85 ve 7.70. Buralarda durabilmesi için ve tabii ki 7.92. Bu buralarda durabilmesi için ben her seferinde her yayında size Merkez Bankası ve kamu bankalarının arkadan dolar satışıyla bir şekilde piyasaya müdahale ettiklerini net bir şekilde belirtmiştim ve nitekim bu aslında altı çizilmesi gereken cümlede bize şunu gösteriyor ki evet Merkez Bankası bu zamana kadar yönünü belirleyebilmek için doların alım satım işlemlerine girdi. Şimdi çekildiği zaman biz daha gerçek bir kur göreceğiz ama daha gerçek bir kur 2021'in ilk çeyreğinde daha yüksek olacak. Siz insanlar şunu düşünüyorlar. 1 Ocak 2021 geldiğinde biz 31 Aralık'ta gözümüzü kapatacağız, açacağız, her şey düzelecek. Hayır öyle olmayacak. 24 Aralık'ta bir faiz artışı geleceği kesin. Çünkü faiz artışı 16 ile 16,5 olan faize, piyasa faizleri, yani bu demek oluyor ki piyasa aslında buradan çoğu şeyi fonluyor, %18'e uzun süre sonra çıktı. Bu demek oluyor ki Merkez Bankası ya onu %19'a çıkartacak ki bir şekilde gerçekten enflasyona karşı da bir yönden yükleme olacak ya da eşitleyecek. Bana göre 17,5'e çıkartılacakmış gibi geliyor ama bir faiz artışı geleceği kesin. Bu faiz artışı da zaten bugünden de aldığı pozitif ivmeyle 7,78-7,75 altına kadar sarkabilecek olan doların kafasına çökmek olacak. Yıl sonunda 7,60 ile kapatılmaya çalışılacak bu dolar. 7,50 biraz böyle ütopik diyebilirim rahatlıkla. Ha ama 500 bas puanlık bir artış gelirse emin olun 7.50'nin altına da durur. 1 Ocak 2021'de neler olacak? 1 Ocak 2021'de yeni bir seneye açılmış olacağız. Ve bu insanların önlerinde 365 gün olacak. İyi bir şey yapabilmeleri için, iyi bir şeyle adım atabilmeleri için. Ama emin olun 1 Ocak'tan itibaren özellikle şimdi artışları görmeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü şöyle şuna inanılmaması gerekiyor ki 7.70'in altına kapatıyor demek 2021 senesinde de böyle devam ediyor edecek demek değil. Nitekim şöyle bir durum var ki şimdi altın yatırımcısı için 3 tane tarih önemli. Birincisi 16 Aralık bugün önemliydi. Bugünün ama ilk çeyreği daha bitti. İkinci çeyrekte Fed
toplantısı gelecek. Bizim zamanımızda akşam üzere 17 Aralık'ta biz bunun meyvelerini toplayacağız. Fed'in tahvil alımlarıyla ilgili uzun vadede mi kısa vadede mi ne yapacağını göreceğiz. Burası altın yatırımcısı için önemli olacak. Faizlerde bir artış, parasını geri Amerika Birleşik Devletleri'ne çağırma gibi bir ihtimal zaten hiçbir şekilde beklenmiyor. Böyle bir şey çıkmayacak ama güvercin ihtimalle özellikle de istihdam rakamları iyi gitmezken, enflasyon %2 düşük enflasyonun altında kalmışken Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'dan da ciddi adımları duyacağız. Yani duyacağız çünkü burada önemli olan zaten duymamız. Onlardan bir faiz artışı veya faiz düşürmesi beklenmiyor. Avrupa'daki ve Amerika'daki kesintilerin, kısıntıların devam ediyor olması Fed'e büyük bir yük getiriyor. Tahvil alımlarının artmasını Janet Yellen'ın söylemesi artacağı anlamına geliyor. Çünkü sonuçta bir merkez bankası eski başkanı, bir merkez bankası başkanı beraber çalışma imkanı duyacaklar. Altın yatırımcısı için 5 Ocak önemli. Neden? Çünkü 5 Ocak'ta eğer ki Georgia'da yapılacak olan seçimde demokratların eline geçerse ondan sonra siz muslukları görün, mavi dalgalar şakır şukur. Ama şöyle bir şey de olabilir. Orada borsalar çökeceği için altındaki artış da bir lokma da olsa aşağı indirebilir. Ama uzun vadede teşvikler altın yatırımcısını sevindirecek. Ben size şöyle de söyleyebilirdim. Altın çakılacak. Altın bitti. Altından çıkın. İnanın ben kendimi o zaman daha suçlu hissederim. Çünkü yükselecek dediğimde mutlaka yükseleceğine %100 eminim ama düşmesine kesinlikle %100 emin değilim. Çünkü önümüzdeki dönemlerde 2021 yılında 2022'nin ortasına kadar ciddi anlamda pandemi sonrası dünyanın kolay kolay kendine gelemeyeceğini biliyoruz. Ve şöyle bir durum da var. İnsanlar aşağı haberleri geldiğinde özellikle altındaki yatırımcıların satmasına ben inanamadım gerçekten yani. Daha aşı olmuş, aşılama bitmemiş. Gören de hani aradan 3 sene geçmiş. Aradan 3 sene geçtikten sonra hani herkes iyileşti. Pandemi yok, havacılık vızır vızır devam ediyor. Enflasyon yerlerde gibi gibi. Şöyle söyleyen insanlar var ya, yurt dışında enflasyon yok ki. Bakın altın hem korumak için hem para kazanmak için alınan bir şeydir. Siz eğer sadece altını bir yatırım aracı olarak görüyorsanız zaten siz kanalı falan takip etmeyin. Kimseyi takip etmeyin. İnsanları boş yere yorumlarıyla suçlamayın. Gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, altında dolar konusunda bir sürü yorum duyacaksın. Düşecek diyen 1330. Ne 1330 ya, vallahi çok gülüyorum gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Dolar tutanlar için şöyle bir durum var ki 24 Aralık'ta faiz artışıyla beraber dolarda ufak da olsa en az 1-2 haftalık düşüş olacak. Eğer kaldıramam diyorsanız hemen satın. Şu anlar bile iyi satış için. Çünkü siz 7.60'ları göreceksiniz. Ama 1 Ocak 2021 geldiğinde, Mart ayında Avrupa ile problemler olduğunda, daha bakın Biden yok ortada. 20 Ocak'ta devreye girdiğinde ilk başta iyi başlayacak olanların nereye gideceği belli değil. Ve bakın Merkez Bankası toplantısında benim en dikkatimi çeken ve birazcık da sanki biz aynı hikayeyi dinliyoruz ama farklı aktörlerle dediren şey nedir biliyor musunuz? Yine yerleşiklerin altından dolardan çıkıp Türk lirasına yatırım yapmasını beklemek. İnanın şöyle söyleyeyim, kalıbım basabilirim ki dolar 9 olmadan, altın 600 olmadan gramı hiçbir kimse bu doların altını bozmaz. O yüzden devlet olarak en az bir sene çok iyi adımlar atılması lazım. Bakın 365 gün belki vergilerden, belki kredilerden, belki bankaların itibarından, belki yurt dışında çok fazla kuyruğu dik tutmaya çalışmaktan falan vazgeçilmesi gerekiyor ki bu yerleşik, bu küçük yatırımcının cebindeki, yastığının altındaki piyasaya girsin. İnanın o kadar zor ki. Yani o kadar net söyleyebilirim. Ben Merkez Bankası'ndan çok umutluyum. Tabii ki de lazım. Çünkü sonuç olarak bakın şu da var. Ben sonuçta Türkiye vatandaşıyım. Türkiye'nin iyi olmasını istiyorum. Bizim burada yaptığımız iş şu. Size öngörülerimizi söylüyoruz. Tarihler konusunda problem var. Bakın 14 Aralık Seçiciler Kurulu'ydu. Seçiciler Kurulu'nda Biden'ın zaferi ortaya çıktı. Tak diye yaptırım çıktı oradan. Yaptırım evet tabii ki de ekonomik düzeylerde değil ama burası Amerika. Bu insanların ne yapacağı belli değil. Eğer siz zaten Biden'ın eski konuşmalarına bir bakarsanız adam diyor ki çatır çatır benim derdim Rusya. Ben Rusya'yı çökertmek istiyorum. Siz gitmişsiniz S-400 almışsınız. Siz isterseniz
hükümetin başı, isterseniz hükümetin en altındaki çaycısı ya da aradaki insanlar konuşsunlar. Biz almak zorundaydık. Patriotları bize zamanında vermediler derseniz adamların aklı fikri Rusya, oradan İran ve oradan en büyük resimde Çin. Türkiye ile iyi geçinmek isteyebilirler ama Türkiye eğer bir Rusya'ya, bir Çin'e, bir İran'a bir göz kırpsın ondan işte orada bittiğimizin resmidir. Ve Biden'ın baktığımız zaman Trump daha Çin odaklıydı. Biden'ın daha fazla Rusya odaklı olması, yani Rusya, İran, Çin merdiveninde ilerliyor olması, inanın Orta Doğu'da inanılmaz planlar var demek. Çünkü bakarsanız Ermenistan'la Azerbaycan arası da yine Rusya var ama orada asıl hedefin İran'a girmek olduğunu biliyor. Çünkü İran'a hiçbir şekilde saldırılar veya işlemler işe yaramadı. Ama şöyle bir durum var. Rusya derken bakın Kanal İstanbul bile patladanak ortaya çıkabilir. Neden Kanal İstanbul ortaya çıkabilir? Çünkü Rusya'yı yalnızlaştırma konusunda Kanal İstanbul en önemlilerden bir tanesi. Katar'dan destekliyoruz, Orta Doğu'dan destekliyoruz. Katar zaten Suudi Arabistan'ın, biliyorsunuz Katar'la Suudi Arabistan arasında iyi bir ticaret anlaşması vardı. Ama şimdi uzaklaşmıştı. Şimdi diyorlar ki tekrar Suudlarla bir yakınlık olacak mı? İnanın Katar diğer ülke, yani Suudların ihtiyacını ortadan kaldırdı. Ve Katar kendi içinde bir şeyler yapıyor. Ama Katar'ın gelmesi, Katar'ın belli yatırımlara destek olması, bunların hiçbirisi tesadüf değil. Şöyle söyleyeyim, Katar'dan gelmesi, Matar'dan gelmesi önemli değil ama sadece Katar'dan geliyor olması bizim aslında uzun vadede Avrupa'yı, en büyük ticari partnerimiz Avrupa'yı, ama burada daha çok doğuyu memnun etmek kısmına dönmemiz burada problem getiriyor. Ve nitekim bakın Avrupa ile ilgili yaptırımlara hemen Yunanistan'dan destek çıkmadı çünkü Avrupa istediğini vermedi ama Amerika'nın yaptırımlar hemen Yunanistan geldi. Bu demek oluyor ki Doğu Akdeniz'de işler daha karışacak. Yani şöyle söyleyeyim, bir kırlangıçla bahar olmaz. Aynı şekilde bu kadar jeopolitik risk varken biliyorum aynı şeyleri dinlemekten sıkıldınız. İnanın ben de aynı şeylerin altındaki mesajları çıkarmaya çalışmaktan sıkıldım ama dediğim gibi daha altında çok yolumuz var. Gümüş keza altın oranı birazcık daha yüksek seyrediyor, hareketli seyrediyor diyebilirim ama şu anda dünyada bir alternatif yatırım arayışı var. İnanılmaz bir alternatif yatırım arayışı var. Bitcoin burayı dolduruyor. Bakın Bitcoin tekrar 19.200, 19.400 dolarlara kadar çıktı. Bu demek oluyor ki şu an Bitcoin'e yatırsanız belli ki bu 10-11 gün içerisinde 20 bin doları kıracak. Sonrasında da sıçrayacağı yer, emin olun ki 21 bin, 22 bin değil 25 bin dolar. Ethereum aynı şekilde 623'ü kırdığı anda çıkacağı yer 1000 dolar. Şöyle söyleyeyim, şu anda Bitcoin'de, Ethereum'da, diğer kripto paralarda böyle bir baskılandılar. Şu anda ok gibi fırlamalara an meselesi. Şöyle söyleyeyim, Bitcoin'de sizin 16 bin dolara düşecekken kaybedeceğinize 25 bin dolara kazanacağınız arasında ciddi bir fark var. Yani düşse o kadar kaybetmeyeceksiniz ama yükselse iyi bir size geri dönüş getirecek. O nedenle ben diyorum ki kripto paralar anlamında 19.100'den bile alsanız 25 bin dolarlar yakın olduğu için 2021'in ikinci yarısında borsalardaki düzeltmeler geldiğinde altın ve Bitcoin arasında paylaştırılacağı için şu anda trend tamamen kurumsal yatırımcıların Bitcoin, Ethereum ve Ripple özeline doğru gitmeleri nedeniyle şu anda altın ve kripto para olarak bölüştürmek en mantıklısı gibi gözüküyor. Çünkü bir süre daha doların düşük seyredeceğini göreceğiz. Ama siyasi içerikler ve siyasi mesajlardan dolayı da yine dolar bizde içeride düşük kalmayacak. Yani şu anda baktığımız zaman önümüzde olan, bu akşamki FED toplantısından çıkacak olan güvercin adımlar önemli. Ons'u gerçekten destekleyecek. İyi güzel açıklamalar gelirse 1905'lere kadar çıkabilecek bir ons göreceğiz. Dolarda 7.75 görürse panik olmayınız ama 24 Aralık'ta bir faiz artışına kesin gözüyle bakıyoruz. 7.61, 7.62, 7.65 bunlar artık görebileceğimiz seviyeler ama ne zamana kadar? İkinci bir probleme kadar. İkinci bir yokuşa kadar. Çünkü önümüzde yokuşlu yollar var diyorum. Ama şöyle söylüyorum. Eğer ki şimdi gram altın ciddi anlamda dolardan desteğini biraz kaybediyor olsa da onstan desteğini devam ettirecek. Elinde ons tutanlar için güzel vakitler. Ve tabii buradaki 16 Aralık'tan sonra yeni yıla girişe kadar sürünecek gibi gözükse de dolar kuru, özellikle bizim o beklediğimiz 8.51'ler, 8.52'ler oranla ons destekleyecek.
ve 5 Ocak'taki Georgia seçimleri de önemli. Ay bakın, yine pek çoğunuzun sitem ettiği gibi bir tarih verdim ama benim görevim size hangi tarihlerde neye dikkat etmeniz gerektiğini göstermek. İnanın tutmuş, tutmamış, ilerlemiş, ilerlemiş, orası benim önemli değil. 11 Aralık'ta yaptırım gelebilirdi. Hafif bir yaptırım geldi ama bu işin martı var. 16 Aralık'ta Naci Ağbal'ın adımlarından dolar düşebilir denildi. Orada düşüşler oldu. Diğer taraftan 16 Aralık'ta FED toplantısından altın yatırımcısı için iyi şeyler çıkabilir. Olumlu güvercin konuşunca ons yükselecek. Ama şöyle söyleyeyim. Yatay seyirlerden sonra geçmişten günümüze gelene kadar şunu söyleyeyim. Evet, istediğiniz zamanlar gelmiyor. İstediğiniz hareketler yok. O çılgınlar gibi 510'dan başlayıp 535'e çıkış yok. Bakın, altın çıkarken yoruldu. Dinlenme vermek zorundasınız ona. Gerçekten siz onu dinlendirmezseniz çöküşü daha fazla olur. Aynı şey Bitcoin anlamında. Bitcoin yeterince dinlendi, çıkacak. Ben Bitlo ile anlaşmalıyım, biliyorsunuz. Referans gösteriyorum. Instagram profilimde ve YouTube'umda da sabit yorumda duruyor. Oradan ben yerinizde olsam, bakın ben kendi yaptığım, ben bir altın yatırımcısıyım. Ve sonuna kadar 2018'den bu yana altın yatırımcısıyım. Hiçbir şekilde hiçbir şeyimi satmadım, atmadım, katmadım, düşse de üzülmedim. Ve aynı zamanda kripto yatırımcısıyım. Bana göre şu anda Bitcoin'de, Ethereum'da. Ha, ben Ethereum kısmına daha yakınım. Birazcık daha Ethereum'cuyum diyebilirim. Ama alım konusunda şu anda düşüşler anlaşıldı ki o satın alındı artık. Artık Bitcoin'in realize edildiği, Bitcoin'de o 12 bin dolarla, 1000 dolarla, 300 dolarla, bunlar artık hayal. Ha şöyle söyleyeyim, 11 bin doları falan görürse hemen alın. İşte o yüzden şu anda bir kısmını alıyorsunuz, bir TL'nizi bırakıyorsunuz. Eğer ki Bitcoin'de başlarsa düşüşler, 11 bin dolar, 12 bin dolar görse hemen toplamak için harika zamanlar diyebilirim. Ama önemli olan burada son kararı sizin verecek olmanız. Bitlo'yla'ki anlaşmamıza göre de bu ayın sonuna kadar benim referansımla üye olup üyeliklerin sonuna kadar getirenler için de Ripple hediyesi var. Ripple'la başlarsınız. Ben olsam oradan bir Ethereum, elinize para geçtikçe de ufak ufak Bitcoin alırdım. Ben olsaydım, bu benim yatırım tavsiyesi değil, bu Beste Uyan'ın kendi görüşleri, aynı açılışta da gördüğünüz gibi. Ama 20 bin doları 11 gün içinde kırdığında, 25 bin dolara füze gibi çıktığında üzülürseniz de, açıkçası ben size söylemiştim. Ben bundan sonrasında karar verdim. Satış ve alış fırsatlarının hepsini söyleyeceğim. Dolarda satsanız iyi edersiniz diyebilirim. Neden? Çünkü ciddi anlamda bir 15 kuruşluk, bir 10 kuruşluk düşüşü göze aldıysanız satmayın. Ama diyorsanız ki ben beklerim, benim hiç acelem yok, ben önümü görmek istiyorum, orada bekleyebilir. O zaman çıkmanızı önermem. Ama tabii ki son karar sizindir diyorum böyle. Yorum yapmaya, abone olmayı unutmayın. Biraz sonra soru cevap açacağım. Oraya attığınız bütün sorulara da bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz yeni bir platformla çalışmalar üzerindeyiz. Bakalım orası ne olacak. Bu gidişle 15'er dakika 15'er dakika kişisel olarak sizlerle görüşmeye başlayabilirim. Bakalım neler yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz. Ama anladığım kadarıyla yatırım anlamında ve önünüzü görmek anlamında desteklere ihtiyacı olan kişilerle beraberim. Ne kadar faydalı olursam o kadar iyidir, ama dediğim gibi enflasyon anlamında, Merkez Bankası anlamında, 16 Aralık FED toplantısı, 5 Ocak Georgia'daki seçimler, yaptırımlar. Bu arada da yaptırımların daha sadece ufak bir ucunu gösterdiler. Bakalım S400 yaptırımlarının ben bununla kalacağını da beklemiyorum diyorum, kapatıyorum. Yarın yeni bir yayında görüşmek üzere. Akşam FED toplantısından sonra belki saat 10-11 gibi de tekrar bir yayın olabilir, çünkü merak ediyorum ne olacağını. Görüşmek üzere.